tehlikeye edersek, kötülüklerden de insanları sakındırırsak, Allah Celle Celaluhu bize yardım eder. Hem bu dünyada yardım eder, hem de ahirette yardım eder. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. Eğer yeryüzünün diyor hakimi, efendisi, yöneticisi olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه. Yeryüzünde aziz yaşayabilmek için, yeryüzünün idarecisi olabilmek için önce namaz, sonra malımızın zekatını vermek, sonra İslam'ı, imanı, Allah'ın emirlerini, Peygamber'in sözlerini insanlara öğretmek, sonra da kötülüklerden, haramlardan, günahlardan, hükürleşerekten difadan insanları korumak. Bunu yerine getiren kimseler bu dünyada aziz olacaklardır. Allah o kimseleri aziz kılacaktır ve bu dünyanın efendisi kılacaktır. Dünyada ve ahirette aziz yaşayabilmemiz için, Allah'ın dostu olabilmemiz için, Allah'ın yardımını, desteğini, cennetini elde edebilmemiz için demek ki öğrendiklerimizi, duyduklarımızı, demek ki dinimizi, imanımızı, kitabımızı, İslam'ımızı İslam'dan yoksun olan, İslam'a muhtaç olan kimselere öğreteceğiz. Bu görev her Müslümanın görevidir. Gücünün yettiği kadarıyla İslam'ı öğretmek mecburiyetindedir. İster sözüyle, ister dergi alıp vererek, isterse bir kitap alıp vererek, isterse bir kaset alıp vererek, isterse bir CD alıp vererek, isterse yemek yedirerek, isterse başka bir vesile olmak suretiyle o kişinin hidayetine vesile olabilmektir. Ve Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُولًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Bir kişinin hidayetine vesile olman dünyadan ve içindekilerden de daha önemli. Allah bizleri hem İslam'ı öğrenen ve öğreten, İslam'ı yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Duyduklarıyla amel eden kullarından eylesin. Başkalarının da iman etmelerine, ibadet etmelerine, namaz kılmalarına vesile olan kullarından eylesin. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات